Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Âl-i İmran'ın 185. ayetinden itibaren okuyoruz. Doğru mu? Kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis mevti, ölümü tadacak. Ölmeyen kimse yok. Madem kurtuluş yok ölümden, ölüme hazırlıklı olmak lazım. Ve innemâ tuveffevne ucûrekum. Ancak tuveffevne. Size tam olarak verilir. Size tam ifa edilir ne? Ucûrekum. Ecirleriniz size tam olarak verilir. Ucûr ne demek? Ucûr ecrin cemidir. Cezâe a'mâlikum. Amellerinizin cezası, amellerinizin mukafeti size ne? Size tam olarak verilir. Tuveffevne, tuveffeyyûne, tükesserûne. Oldu mu? Ne oldu? Ya Elif'e kalp oldu. Tuveffeyyûne, tuveffâvne. İlka geldi, Elif gitti, tuveffâvne. Ne zaman ecirleriniz size tam verilir? Gördün Abdülber. Yevmel kıyameti. Kıyamet gününde amellerinizin ecri, amellerinizin karşılığı tam verilecek. Oldu mu? Tabi şimdi diyor yevmul kıyamete verilir. Sadece yevmul kıyamete değil. Yevmul kıyamet ve yevmul kıyametin öncesinden itibaren verilmeye başlıyor. Kabirde verilmeye başlıyor. Hani el kabru ravdatun min riyadil cennet ev hufretun min huferi nar. Ya cennet bahçelerden bir bahçe olur. Amel ecri bak bir şey görüldü. Ya cehennem çukurlarından bir çukur olur. Ha kötü amellerin karşılığıyla görüldü. Mücahid anlıyorsunuz. Femen zuhzihe kim ba'ude kim uzaklaştırılırsa aninnari ateşte. Zuhzihe bakarsak bu'ide aninnari kim ateşten ne olursa uzaklaştırılırsa. Veyahut da ba'ude aninnari. Kim ateşten uzaklaşırsa ve udhiler cennete, cennete girilirse, bak cehennemden uzaklaştırılırsa cennete idhal edilirse fakat faze. Fakat faze. Ne demek? Nâle gâyete metlubihi. Metlubunun gayetine, nihayetine ulaşmış oluyor. İnsanın metlubunun amacının nihayeti neyse ona ulaşmış oluyor. Zaten cehennemden uzaklaşıp cennete girmenin artık ötesi bir metlub olamaz. Allah rızası da orada, nimetler de orada. Gayet-i metlubihi, ha der misin ki? Yani ki metlubetindir yanlış. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı değildir. Şimdi hani diyor ki ateşten uzaklaşırsa cennete idhal edilirse. Ya iptidan cennete girerse sabikinlerle birlikte veya cehennemdeki azabını çektikten sonra girerse. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı değildir. اَيْلْ اَيْشُ فِيهَا Dünyada ayış, dünyada hayat değildir. İlla meta'ul gurur. İlla meta'ul gurur. Gurur meta'idir. Gurur ne demek? El batili.
batıl metadır eşyasıdır. Yutemettâ'u bihi kalilen, onunla az bir süreliğine temettü edilir, telezzüz edilir, zevk alınır. Sümme yefna, sonra ne oluyor? Fena olur, yok olur, gider. İlla meta'ul gururi el-batin, yutemettâ'u bihi kalilen, sümme yefna, feniye yefna, fena olur, gider. Tabi burada metal gurur, gurur, batır, batır demek, yani kalıcı olmayan, geçici olan demektir. Oldu. Buna göre gurur, sıfetul müşebbehe, batır, zail manasındadır. Ve yahut da gurur, mesel mana ismul mef'ul da diyebiliriz. Yani mana illa meta'ul mehdu'i, aldanmış kişinin bir eşyasıdır. Dünya kimin eşyasıdır, kimin evidir, kimin diyarıdır Ömer Faruk? Aldanmış kişidir. Yoksa aldanmamış kişi dünyayı ne yapacak? Bitti. 185. ayet bitti. 186'ya geçiyoruz. Letüblevunne hüzife minhun nunu rafi. Bak şu an buradaki nun ne nundur Enes? Letüblevunne şedeli nun ne nundur? Ha, aferin. Tekin nunudur. Bir de bu cem-i müzekker-i muhatebdir. Hani cem-i müzekker-i muhatebe nunu? Hasra gitmiş. Niye hasra gitmiş? لِتَوَالِنْ نُنَاتِ Nunların tevalisi. Yani üç nun cem olunca arka arka geldikleri için ne oldu? Nun-u tekit, tekit için gelmiş. Bir gered için gelmiş. O gitmediğine göre nun-u yarabbi etmiş. Bir de لَتُبْلَوُنَّ Oradaki vav vel vav demirul cemi. Vav nedir? Cemi. Yok. Bir de vel vav. Vav da hasre gitti. حُزِفَ مِنْهُنْ نُنُ vel vav. Nun niye gitti? Tevali nunat için. Vel vav, vav da gitti demirul cemil. Demirul cem'i olan vav da gitti niye? İltika-i sakinini. İltika-i iltika-u sakininden dolayı gitti. Manası nedir? Manası le tuh teberunne. Le tuh teberunne. Siz deneneceksiniz. Siz İmtihana tabi tutulacaksınız. İnsan kimi dener? Bilmediği kişi dener. Hele durumu nedir? İnsan kimi imtihan eder? Bilmediği kişi imtihan eder. Allah Huzur Celal tarafında diyor, mallarınızda, enfuslarınızda imtihana tabi tutulacaksın. Allah'ın imtihan yapmasına gerek yok. Zaten her şeyi hakikatiyle bilir. Gaye, siz deneneceksiniz. Siz imtihan edileceksiniz. Yani sizinle denenen kişinin imtihana tabi tutulan kişinin muamelesi yapılır. Yoksa hakiki deneme burada yok. Allah-u Zülcelal'ın denemeye ihtiyacı yok. Oldu mu? Şimdi letüblevunne hani şeyden geçiyor. Bunu asliyim. Tüblevune. 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 Ve mutermakın meftel fakal buldu. La murfil olan ve. Tübde vune. He. La murfil olan ve. El fakal buldu. Tüblaune. Tüblaune. İltika geldi. Elif yeteyim. Tüblaune. Cevabı kasem oldu. Lan cevabı kasem geldi. Le tüblaune oldu. Cevabı kasem olunca nun da geldi. Letüblevnev. Letüblevnennev oldu. Üç nun cem oldu. Cem'in nunu gitti. Letüblevne. O vav. Hasve gidemiyor. Mahkabinde delet eden derme olmadığı için. Demeyle hareketlendi. Letüblevnev oldu. Epey burada. Vel vav demirul cem hasve gitmiş. Aslında hasve giden vav demirul cem'e değil. Bakın aşağı bakın. İltika-i sakinini gördünüz mü? Diyor illetun mahzufin takdiruhu ve huzifetil eliful munkalibetu anil vavul ula. Bak. Vav uladan munkalib olan elif hasve gitti. Niye? İltika-i sakinini.
Ha, bir daha öyle diyelim. Artık atfetmeyelim. Vel vavu demirul cemi. Artık atıf yapmayalım. Bak. Vel vavu letüblevunnedeki vav demirul cemi. Cemi neydi? Yani lamul fiil olan vav değildir. Cemimize kendi demiri olan nedir? Vav. Bitti. Ha bu sefer bu vav demir cemidir. Lamul fiil olan vav elife kalp oldu. Elif hasfe gitti. Niye hasfe gitti? İltika-i sakineyni. Ha böyle olur. O elif niye hasfe gitti? İltika-i sakininden dolayı hasfe gitti. Aşağı bakın sizin yok. İllatü min mahzun takdiruhum ve huzifetil elifel munkalibetu an vavul ula iltika-i sakineyni. Bu iltika-i sakineyni Huzifetil elifun munkalibetu anil vavul ulanın illetidir. O da mahzun bir şeyin illetidir. Artık vel vav muhteda demirul cemi ne olur? Haber olur. Meskul vav demirul cemidir. Doğru. Meskul vav demirul cemidir. Hasfa giden vav lamul fi. Abul Ber anladınız mı? Siz imtihana tabi tutulacaksınız. Neden? Fi emvalikum, mallarınızda. Nasıl mallarınızda? Bil feraidi fiha. Mallarınızdaki feraidlerle, farz olan zekatlarla imtihana tabi tutulacaksın. Helam, zekatınızı veriyorsun, veriyorsun. Vel havaici. Vel havaici. Cevaihi. Doğru, benimki yanlış. Bir de maldaki cevaih, cevaih, caihatunun cemidir. Caihat, musibet, afat demek. Yani malınızda ki afatlarla, helak olmayla, telef olmayla ne edilirsin? İmtihana tabi tutulasın. Cevaih, yani gökyüzünden gelen, yani Allah tarafından gelen musibetler demek. Dolu yağabilir, çekirge olabilir, fare olabilir. Başka herhangi bir nedenle. Vel cevaihi değil mi? Bir de demek mallarınızda feraid ile cevaihlerle imtihana tabi tutulursun. Bir de ve enfusikum. Enfuslarınızla imtihana tabi tutulacaksın. Bil ibadati vel belai. İbadetlerle, belalarla enfuslarınıza da imtihana tabi tutulacaksın. Öyle değil mi? Hele bak, emvallarda iki imtihan var. Feraid, cevaih. Enfuslarda iki imtihan var. İbadet, bela. Hele bu vücudunuzla ibadet, farz olan ibadeti yapıyor musun? Bu vücudunuza gelen belalarla sabrediyor musun? Belalara karşı sabrınız ne kadar olur? Bu şekilde Yüce Allah size imtihan eder. Mallarda da ferai cevaih, enfuslarda da ibadet belala, bela. Ve le tesme'unne, bir de siz işiteceksiniz. Minellezine utul kitabe min kablikum. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden işiteceksiniz. Yani sizden önce kimlere kitap gelmiş? Hristiyanlar ile Yahudiler. Siz onlardan işiteceksiniz. O da diyor. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ وَاَ الَّذِينَ كِمْ الْيَهُودِ وَالنَّسَارَ Yahudilerdiler, bir de Nesaralardırlar. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ الْيَهُودِ وَالنَّسَارَ Yahudiler, Nesaralardan, Yahudi ve Hristiyanlardan muhakkak işiteceksiniz. Bakın cevabı kasem, hannun-u tekil gelmiş. Yani yemin ederim ki siz, yani azametimle yemin ederim ki siz Yahudi ve Hristiyanlardan işleyeceksiniz. Başka kimlerden işleyeceksin? Bir de o minellezine eşreku minel arabi. Arablerden müşrik olanlardan işiteceksin. Neyi işleyeceksiniz? Ezen kesire. Çok eziyet göreceksin. Onlardan çok eziyeti işleyeceksin. Mine sebbi. Sövmek. Sizi söverler. Ve ta'ni. Sizi eleştirecekler. Ve teşbibi binisa ikum. Kadınlarınızla teşbib yapmak.
kadınlarınızın hakkında kedi arılarının konuşmaları. Yani kadınlarınızın güzelleriyle, süsleriyle, işe böyledir, işe şöyledir, öyledir, memeleri böyledir, yüzleri şöyledir demek suretiyle ne edecekler? Yani kendi kayıtlarında, kendi şiirlerinde kadınlarından ne edecekler? Bas edecekler. Bununla sizi özecekler. Bak, ezzet kesiyle, o ezzeti kesir mine sebbi ve ta'ni ve teşbibi bi nisaikum. Nisanlarınızla teşbib ne demek Ömer Faruk? Ben bahsetmek suretiyle. Ve in tesbiru ala zalik. Hani diyor ya, Müslüman kadınlar, kafir kadınlar da banyo gitmesin. Niye? Ona giderler, kendi erkeklerine işte kadınları böyle şöyle anlatırlar. Ve in tesbiru ala zalik. Eğer siz bunların bu eziyetine karşı sabır ederseniz ve tettekullâhe, Allah'a da korkarsan. Bak, ala zalike tesbir mutallikî demek mahzum ala zalike. Ve tettekullâhe, Allah'ı oraya koydu, işaret etti ki tettekunun mahzum mefulu Allah'dır. Eğer siz buna karşı sabrederseniz, Allah'tan korkarsanız, fe inne zâlike min azmil umur. İşte bu azmul umurdadır. Yani büyük emirlerin azmindendir, emirlerin himmetinden, büyüklüğündendir. Yani büyük bir iştir. Ne demek? Ey min ma'zumatiha. Azm mesel mana ismi mef'ul. Siz umurların ma'zumatlarına azm edilen bah elleti yu'zemu aleyha. Onlar üzerine azm yapılır li vücubiha. Yani o emirler ki vacip olduklarından dolayı, büyük olduklarından dolayı, muhim olduklarından dolayı siz onların üzerine ne ediyorsun? O emirler ne yapılıyor? Azm ediliyor, kast ediliyor, arzu ediliyor. İşte sizin bu sabrınız o büyük emirlerdendir. Fe inne zâlik min azmil umuri ey min mazumati. İşaret etti ki azmın umure idafe edilmesi sıfet mevsuf. Azm esler mana ismul mef'ul. Azm-ı umur mazumat umurlardandırlar. Azm edilen umurlardan. Elleti umurlar ki yüzzemu aleyh. Onların üzerine ne yapılıyor? Azm yapılıyor. Niye? Li vücubiye. Vacip oldukları için. Yani sizin bu sabrınız muhim, vacip olan, yapılması gereken bir şeydir. Siz de görevinizi tam yapmış oluyorsunuz. Oğlum, 186. ayet biti, 187'ye bakın. وَذْكُرْ اِذْ اَخَزَ. Ha, demek burada اِذْ mahzun bir uzkuru neydi? Mefruludur. Uzkur takdiriyle ona işaret edeyim. وَذْكُرْ sen hatırla اِذْ o vakit ki اَخَزَ اللّٰهُ مِسَاقًا لَذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ. اُوتُ kendilerine kitap verilenlerin, bak kendine kitapların verilenlerin, verilenlerden Allah-u Zülcelal'ın ahzini hatırlayın. Yani vesku hatırlayın. Hatırla ya Muhammed. İz o vakit ki ahazallahu, Allah-u Zülcelal almış. Neyi almış? Misakilledine otul kitabı. Kendilerine kitap verilenlerin misakini almış. Sen o onların misakini al, hatırla. Öyle değil mi? Peki misak ne demek? Eyyid ahda aleyhim. Onların üzerine Allah-u Zülcelal ehd almış. Nerede? Fit Tevrat'ı. Yani Tevrat'ta Yüce Allah ehli kitabdan bir ehd almış, bir söz almış. Sen de onu hatırla ya Muhammed. Bakın vezkur iz o vakit ki ahazallahu, Allah-u Zülcelal almış misâkâ lezîne utul kitâbe. Kendilerine kitap verilenlerin onlardan Allah-u Zülcelal ehd almış. Onu hatırla. Misâk eyil ehde aleyhim. Nerede almış? Fit Tevrat'ı. Peki Allah-u Zülcelal Tevrat'ta onlar ne ahdi almış? لَتُبَيِّنُنَّهُ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Bakın Allah onların ahdi almış. لَتُبَيِّنُنَّهُ. Onlar ne edecekler? Onlar beyan edecekler. Öyle değil mi? Onlar kitaplarında olan Hazreti Muhammed'le ilgili olan şeyi beyan edecekler. Allah-u Zülcelal ahdetmiş, ne demiş? Siz insanlara açılacaksınız. Ve la tektumunehu. Siz onu gizlemeyeceksiniz. Oldu.
Şimdi de tübeyyinunnehu linnâsi ve lâ tektumunnehu. Bu hu, hu. Tübeyyinunnedeki hu, tektumunnedeki hu. Nereye gidiyor? El kitabı. Yani Allah-u Zülcelal Tevrat'a onlar almış, demiş Tevrat'ta ne varsa siz bu Tevrat'ı, Tevrat'ın içinde olanları insanlara anlatacaksın. Onları gizlemeyeceksin. Onları ne etmeyeceksin? Gizlemeyeceksin. Ya Muhammed sen bunu hatırla. Allah-u Zülcelal ehli kitaptan o kitabın beyanını beyan edeceklerine dair, onu gizlemeyeceklerine dair onlardan ahd almış. Bil ya'i ve ta'ifil fiyat. Ta olursa Allah onlardan almış, siz beyan edeceksiniz kitabı, siz saklamayacaksınız. Ya olursa le yubeyyinunnehu, Allah onlardan ahd almış, onlar ne edecekler? Kitabı beyan edecekler. Ve la yektumunehu, gizlemeyecekler. Harun aldın mı? Yani hitap olursa kendi Allah Zülcelal onlardan ahd almış demiş, beyan edeceksin, gizlemeyeceksin. Ya olursa Allah Zülcelal kitapta onlardan ahd almış, siz kitabı beyan edeceksiniz, siz kitabı gizlemeyeceksin. Kitaptan murat, yani içinde olup bitenleri, hepsini ne varsa anlatacaksınız. Bunu anlatsanız herkes Müslüman olur. Ama fenebezuhu, onlar o ahdlerini yerine getirdiler mi? Yok. Tarahul misahir. İşaret etti ki nebeze taraha manasındadır. Hu nereye gidiyor? Abdülber misahir der. Fenebezuhu tarahul misahir. Onlar misahir attılar. Ne yaptılar? O misahir attılar. Nereye attılar? Vera'e zuhurihim. Sırtlarının arkasına attılar. Ne demek sırtlarının arkasına attılar? Gaye felem ya'melu bi, onunla amel etmediler. Hani insan bir şey ayıtlarken beğendiği şeyi alır, beğenmediği şeyi arkasına ne ediyor? Atıyor. Ha, arkaya atmak demek kabul etmemek, onunla amel etmemek demektir. Fenebezuhu, onlar o misakı attılar. Vera zuhurim, ne demek? Felem ya'melu bi, onunla amel etmediler. Veşteru bihi, satın aldılar o misakla. Ey ehezu bedelehu, o misakın bedelinde aldılar. Ne? Semenen kalinen mined dünya. Dünyadan az bir para o misak karşılığında aldılar. Kimden aldılar? Min sefeletihim. Sefelet, safilin cemidir. Kendi safil kişilerinden, cahil, bilmeyen kişilerden menfaatlendiler. Az bir menfaatle menfaatlendiler. Neyle? Bir riyasetim fil ilmi. İlimde onlara riyaset yapmakla, ona reis oldular. Yani ilimde onlara riyaset yapmak suretiyle kitaptakini onlara gizlediler. Feketemuhu, onlar o kitabı, o kitapta olanı gizlediler. Havfe fevtihi aleyhim. Dediler bu para gider. Eğer biz o kitapta olan her şeyi onlara söylersek Müslüman olurlar. Bizimle onların arasında bir fark olmaz. Anlaşıldı değil mi? Bakın tekrar ediyorum. فَنَبَّذُوا وَرَعَ زُهُورِهِ وَاِشْتَرَوْ بِهِ اَخَذُوا بَدَلَهُ. O kitabın bedelinde aldılar veyahut da o misakın bedelinde aldılar ve o kitabın içindeki olan şeylerin bedelinde aldılar. Ne aldılar? سَمَّنَنْ قَلِيلًا. Az bir parayı aldılar. Kimden aldılar? O az para da yine dünya. Dünyanın az bir menfaatini aldılar. Kimden aldılar? Min sefeletihim. Safillerinden aldılar. Cahillerinden, düşük olan kimselerden aldılar. Neyle o menfaatlendiler? Bir riyasetihim fil ilmi. İlimde onlara riyaset yapmak suretiyle, onlara papaz, öyle değil mi? Alim, din adamı görünmek maksadıyla, onların malını emmek maksadıyla onlara ne ettiler? Onlardan faydalandılar. Feketemuhu, o kitabı ne ettiler? Sakladılar. Gaye kitabın içindekileri sakladılar. Havfe fevtihi, o semenin fevtu aleyhim. Bu semen geçer elimizden. Bu menfaat elimizden kaçar. Bu menfaatin kaçırma tehlikeliğin karşılığında, kesi karşısında o kitabı ne ettiler? Sakladılar. O ahdi yerine getirmediler.
Ama fe bi'se ne kötüdür? Ma yeşterune. Şirauhu. Onların o şiraları, o satın almaları ne kötüdür? O da nedir? Haza. İşte o kitabı verip, o ahdi verip, karşısında biraz dünya malını almak bu ne kötüdür? Bakın şirauhu haza. Bu dersi ne fayda verdi? Kim bilir? Hele bana söylesin. Aferin. Bu işaret etti ki mayeşterunedeki mayemesteriye mayeşterune mester teorindedir, şiraun teorindedir. Bu mayemesteriden çıktı. Bir de haza oraya koydu, işaret etti ki bi'senen maksuse bizzemi mahzuftir haza. Yani fe bi'se şirauhum haza. Onların bu satın almaları ne kötü bir şeydir. İnsan Allah'ın kitabını, Allah'ın kitabının evamirlerini, Allah'ın evamirlerini getirip az bir dünya menfaatini insan verir mi? Değiştirir mi? İnsan akıllı olursa bunu yapmaz. Fe bi'se ne kötüdür? Ma yeşterune. Yani şirauhum haza. Olur. Şirauhum ma yeşteruneden çıktı. Haza da orada maksusu bizzemdir, mahzurdur. Ona neydi? İşaret etti. 187. ayet bitti. 188. ayete geldik. Orada duralım. نفعكم الله نفعا مبينا.